Gözlüklü İskelet kanalından herkese merhaba. Hoş geldiniz. Ben Onur. Yeni bir Clash Royale videosuyla karşınızdayız. Bu videoda ne yapacağız? Geçen videoda yapmakta olduğumuz işlemi devam edeceğiz. Üst arenalara tırmanmaya çalışacağız. Sizler için sandık biriktirebildim. Bu kadar biriktirebildim. Markette ne var arkadaşlar? Markette büyülü okçu sandığı var. 1000 taş istiyor bu sandık için. Yani diyor ki 9 tane sandık var. Her 3 sandıktan bir tanesinde büyülü okçu var. Yaklaşık 9000 taş yapar bu da. Hepsini açmak isterseniz. Yani buna değer mi bilmiyorum. Tabii sizin görüşünüz. Ben belki videonun sonunda bir tane açarım şans denemek için. Yani bana göre çok fazla. 9000 taş verilmez. Yani büyülü okçu şu an benim mesela ihtiyacım yok. O kadar da rağbet edeceğim bir şey değil. Kart değil şu an için. Ben yine geçen videodaki desteğiyle oynamaya devam edeceğim. Bu arada şey var. Taşa hücum etkinliği de var. Bakalım yenilsek bile en azından taş almaya çalışırız. Biraz taşımız olur. İstersen önce sandıkları açalım. Sonra savaşalım. Videonun sonunda da büyülü okçu kartından bir tane, sandığından bir tane açalım. Belki şansımıza denk gelebilir. Evet, görevlerde ücretsizlerden bir tane açalım. Bu arada büyülü sandık birikiyor görevlerde. Büyük ihtimalle bir dahaki videolara yetişir o. Taç sandığımızı açalım. Bir tane dev sandık var. Bakalım ona ne çıkacak. Altın sandığımızı açalım. Ben Mega Şövalye'yi bekliyorum. Efsane bir kart olarak. Yani denk gelmedi. Çok isterim çıkmasını ama belki büyülü de çıkabilir. Bakalım dev sandığa ne var. Şövalye. Barbarlar. Goblin çetesi. Ve iksir toplayıcısı. Evet, fena değil. Evet, bakalım. Bu arada klan arkadaşlarımız da klan sandığı için savaşıyorlar. Destemiz hazır. Bakalım maça başlayalım. Neler yapacağız görelim. Destemiz dediğim gibi ağır biraz. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Rakibimiz Emir X25 Albayrak 06 Ankara'dan bir klandan herhalde. Biz mi başlayalım ille ya? Çeteyi salalım. Bu savaşlarda ilk başlamamak her zaman iyi ama karşı takım başlamıyor, siz başlamıyorsunuz. Ne zaman başlayacak maç değil mi? Cellat. Ne olabilir? Balon. Balon olabilir mi? Ayı varmış. Mazlum geliyor. Onları öyle biraz oyalayalım. Evet, cellat. Tabii benden daha iyi oynuyor olabilir arkadaş yani. Bir de bunu şeyi fark ettim. Sürekli 2-2 maç yapınca birebir maçlarda oynama yeteneği kayboluyor. İnsan alışkın olamıyor yani, oynayamıyor. Evet, şu an maç durgun gidiyor. Karşıda felaket kulesi ve o da herhalde şeyi bekliyor. Felaket kulesi var mı o yok bilmiyorum. Hep de felaket kulesinden korkuyoruz. Büyük ihtimalle o da son bir dakikayı bekliyor. Ondan sonra saldırmaya başlayacak. Evet, son bir dakikaya girdik. Şu an çok fırtına öncesi sessizlik var, evet. Evet, şimdilik iyi gidiyoruz gibiyiz. Yani de fena değil.
Evet, bir taraftan Mazlum geliyor. Mazlum'u getirin bana. Ah ulan Mazlum. Şu Mazlum'dan bir çıkmadı bize ya. Çok isterdim Mazlum çıksın ama denk gelmedi. Evet, son 5 saniye. Yıldırım atalım ama bir işe yarar mı bilmiyorum. Bravo diyelim. 5 taş kapabildik. O altın sandık da geldi. 3300 yaptık puanımızı, kupamızı. Bakalım bir savaş daha yapalım. Yani destek güzel ama çok antisine denk gelirsek karşısına çok sıkıntı yaşatır diye düşünüyorum. Çünkü bir de ağır dönüyor. Rakipte ne olduğunu bilemiyorsun. Bakalım neler olacak. Heh, dev geliyor oradan. Biz de golemimizi salalım. Madenci. Al ulan madenci. Evet. Kıvılcım. Hastasıyız Kıvılcım'ın. Kıvılcım bizi zorlayacak tabii. İster istemez. Şimdi yıldırım atarsam şey olmaz diye bekletmek istiyorum biraz. Çünkü ekstra bir kart daha atacak. Onu bekliyorum. Evet, madenci attı. Neyse biz buradan yıldırımlayalım. Evet. Zorlu mücadele. Kuleye hasar aldırtmamaya çalışalım. Büyük ihtimal yine dev gelecek karşıdan. Ha, yine kıvılcım geliyor. Gel bakalım kıvılcım. Kıvılcım bizi yaktı. Çok yaktı bu kıvılcım bizi. Gel kıvılcımım. Evet, şimdi bunu nasıl alacağız? Yine kıvılcım gelecek karşıdan. O zaman şeyle gidelim. Dalkavukla gidelim. Kıvılcım kesin gelir. Havadan gidelim bu sefer, evet. Şimdi yıldırımı atalım oraya. Evet, roketi falan yoksa olsa da pek bir işe yaramaz artık da. Yine 5 taşla işi yırttık. En azından kulemiz gitmedi. Bravo diyelim. Teşekkür. İyi mücadele etti çünkü arkadaş. Şahin herhalde bir Şahin mi yoksa? Evet. İlerlememiz devam ediyor. Deste gerçekten işe yarıyor yani, güzel. Tabii yani denk geliyor bazen. Karşı takımdaki desteği iyi yenebilecek şekilde denk geliyor. Bazen de istediğin kadar bu desteli oyuna yenemiyorsun. Ya da çok usta oyuncu oluyor. Onlar daha iyi oynadığı için. Daha profesyonelce saldırıyor. Senin tuzağa düşürebiliyor mesela. Bir kere şöyle bir şey denk gelmiştim. Oyuncu beni beklemişti. Ben golemle başladım. Arkadan cadıyı saldım. Gece cadısını. Karşı takım sağ taraftan, yani tam ters tarafından iki şövalyesi, hem prensi hem kara şövalyesini saldı ve şeyle beraber, öfkeyle beraber ben iksirimi donana kadar mahvetmişti beni. Şimdi bir maç daha yapalım. Sonra büyülü okçu sandığını açmak istiyorum. Ama bir tane açacağım. Çünkü bende 2000 taş var. Şimdi açmak istesem 3 tane açmam lazım. Bulmak için. Eğer ilkine denk gelirse, mesela Barış Bıra açmıştı. İlkine denk gelmişti. Belki bize de denk gelir. İlkine denk gelirse
güzel olur. Denk gelmesi de sıkıntı olmaz. Bu arada ilerleyen videolarda şeylere katılmak istiyorum. Bu klasik mücadele, büyük mücadeleleri. Onların videolarını burada paylaşmak istiyorum. Daha önce hiç katılmamıştım, yapmamıştım. Hep 2'ye 2 savaşıyordum. Hem taş şeyiniz gitmesin, kupamız düşmesin diye, hem de sandıkları doldurabilmek için. Ama artık hem sizlerle birlikte video paylaştığım için, sizlere video paylaştığım için bu klasik mücadeleyi falan oynayacağım. Şimdi son bir maç daha yapalım. Umarım bunda da yeneriz. Yani öyle umuyorum. Evet, aynı seviye bir arkadaş geldi. Bakalım. Yine biz başlayalım. Evet, Valkür var. Oradan büyücü geliyor. Sağlı sollu saldıran bir arkadaş. Hangi tarafı destekleyecek? Sağ tarafı destekledi. Biz de sağa sola saldırmak zorunda kaldık. Barbarları varmış. Barbarlar iyi oyun ama çok ağırlar ya. Tabi seviyeden dolayı olabilir yani. Ben de öyle oluyordu genellikle de. Evet, 315'e kadar indirdik bir kısmı. O da bizi 1080'e kadar, 1008'e kadar indirdi. Gene Valkürlü şeyli gelecek herhalde. Sağlı sollu. Bakalım. Biraz bekleyelim. Sağdan da atası büyücüyü golemi ortaya koymak istiyorum ki ikisini bir şey yapsın. Tamam, ikisi bir aynı yere geliyorlar. Şimdi buradan büyük ihtimal domuz meclisi gönderecek. Ha, balonu varmış. O da güzel. Biz elektriği atalım. Balonu biraz durdursun. Kaç 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 elektro kaç. Oo. Neler oluyor orada? Kimlerle karşılaşıyorum? Domuz meclisi geliyor. Çarpma mı var? Tomruk mu? Şu an bir şey göremedik. Sağdan devam edelim. Evet. Fena gitmiyor şimdilik. Biz de yıldırım kullanalım. Maçı bırakmıyor arkadaş. Mücadeleci. Evet, bu maçta kazandık. Teşekkürler diyelim. Puanımızı 3376'ya çıkardık. Şimdi büyülü okçu sandığını açmak istiyorum. Yani inşallah denk gelir. Denk gelse de gelmese de üzülmem ama çok pahalı yani. 1000 taş bir tane sandık için şeye de benziyor. Yani talih sandığına fazladan 250 taş istiyor sizden. Yani tabii tüm destesini tamamlamak isteyenler, tüm kartlarım olsun isteyenler açabilir. Açmak da lazım belki çünkü burada video çekiyorsunuz, insanlara eğlendirmeye çalışıyorsunuz. Onlar da merak ediyorlar çıktı mı, çıkmayacak mı diye. Bence açmak lazım ama benim şimdilik taşım yok. Onun için sadece bir tane açacağım. Bakalım açayım. Bonus şans. 3 sandıktan bir tanesinde büyülü okçu var diyor. Ama hangi 3 oktu? 3 sandıktan. Hadi bakalım. 6600. Buz ruhu. Tuz ruhu da çıkarır mı acaba süperse? Tuz ruhu. Rakibin üstüne dökersin tuzu falan. Hiç komik değildi. Bomba kulesi. Aha! İlkinde geldi. İlginç yani harbiden. Vay be.
Teşekkürler Sperter. Bu kadar laf söyledik sana ama verdin bize. Evet, büyülü okçuyu aldık. O zaman bakalım bir şeyine büyülü okçunun. Evet, alan hasarı 96, canı 490. Saniye başına 96. Bir tane destede deneriz bunu. Hatta şey denemek istiyorum ben. Bir dahaki videolarda. Prensesle büyülü okçuyu karşılaştırmak istiyorum. Klandan bir arkadaşımla birlikte. Bunun denemesini yapıp videosunu çekip sizlerle paylaşırım. Evet. Bu video da burada sona eriyor. Beni takip etmeyi unutmayın. Abone olun. Videoyu paylaşmaya çalışın. Sevinirim yani. Beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.